Süper babaannem. Torun elindeki uzaktan kumandayla kanallarda gezinirken Barış Manço'nun Süper Babaannem şarkısına rastladı. Babaannesinin de dinlemesini isteyerek, "Babaanneciğim, bak bu senin şarkın." "Kızım, ben öyle şarkıdan filan anlamam." "Ne olursun babaanne, bunu bir dinle, beğeneceksin. Pek güzelmiş." deyip kız torununun gönlünü aldı. Torunu 80'lik babaannenin dizine yatmıştı. Babaanne bir taraftan torununun kumral saçlarını okşarken, kız ela gözlerini babaannesinin çukuruna kaçan gözlerine dikerek sevgiyle onu seyrediyordu. Böyle babaannesi tarafından okşanmak ona o kadar haz veriyordu ki, televizyon bile seyretmeyi unutarak babaannesinin sohbetine daldı. Babaannesine hep sormak isteyip de soramadığı bir soru vardı. Babaannesi onun bu soru soracağını anladı. "Seni ilgilendiren bir sorun var herhalde," dedi. "Sor bakalım." "Babaanne, dedemle nasıl tanışıp evlendiniz?" diye sordu. Babaanneyi bu soru çok duygulandırmıştı. Onu seneler öncesine götürdü. Buruşuk, fakat parlak yanaklarına iki damla gözyaşı süzüldü. İçini çekerek anlatmaya başladı. "Ben köyden gelmiş fakir bir çocuktum. Beni bir konağa hizmetkar olarak verdiler. Sahibim Pembe Hanım, çok iyi bir kadındı. Bana gerçek bir annelik yapıyordu. Şehre geldiğimde bir yıl sonra babamın ölüm haberini alınca kimim kimsem kalmamıştı köyde. Konağı kendi evim gibi biliyor, temizliğine çok özen gösteriyordum. Hanımım da yemek işlerine bakardı. Bana zaman zaman, Hatice, kendini bu kadar yorma diye öğüt bile verirdi. Biz o zamanlar sizin gibi televizyon seyretmezdik. Boşa zaman harcamaya hiç fırsatımız olmazdı. Zamanın geçmesinden ve hayattan hiç şikayet etmezdik. Aman babaanne, biz de ne zaman eğlensek gözüne batar senin. İşte kızım, biz senin yaşlarındayken devamlı çalışırdık ve süslenip boyanmaya hiç zamanımız olmazdı. Çalışmak bizim eğlencemizdi. Bayramda, seyranda ellerimize kına yakmaya fırsat bulabilirdik. Bugün sizin parfüm dediğiniz şeyleri hiç kullanmazdık. Zaten alacak da paramız yoktu. Bizim zeytinyağlı yeşil sabunumuz bizi tertemiz yapardı. Boyanmaya, süslenmeye ihtiyacımız olmazdı. Tabii güzelliği boya güzelliğine tercih ederdik. Pembe Hanım benim huyumu çok beğenir. Beni kendi kızlarından ayırmazdı. Evlenme yaşımın geldiğini konu komşuya duyurarak iyi bir nasip çıkarsa evlendirmeyi düşündüğünü söyledi. O zamanlar benim yüzüm kızarır, çok utanır. Yer yarılsa içine girmek isterdim bu konu açılınca. Fincanları veya bardakları toplayarak dışarı çıkar, mutfağa kaçardım. Bugün sizin yaptıklarınıza bakıyorum da dünyanın sonu geldiğine inanıyorum. Sizler bugün bununla, yarın başkasıyla oluyorsunuz. Kocamızı düğün gecesine görür, duamızla girdiğimiz yerde kefenimizle çıkmayı düşünürdük. Evimizin sırrını kimseye açmazdık. O kadar değil ve babaanne, bütün kızları kötüleyemezsin. Neyse, bu konuyu sonra seninle başka zaman görüşelim. Bana sözümü unutturdun. Nerede kalmıştık? Utancından dışarı çıktığını söylemiştin. Sahibenin bu girişimleri sonuç verdi. Bütün mahalleli beni evlendirmek için seferber oldu. Aralarında yaptıkları bir görüşmeyle benim maddi sıkıntılardan kurtulabilmem için hali vakti yerinde yaşlıca bir adama vermeyi uygun bulmuşlar. Pembe Hanım benim yanına çağırarak, "Hatice, senin Albat Bakri Usta istiyor. Ne yapalım?" Ben çok utanmıştım. İlk defa böyle bir teklifle karşılaşıyordum. "Siz nasıl uygun görürseniz öyle olsun," dedim. Benim için değişen bir şey olmayacaktı. Bir kapıdan bir başka el kapısına gidecektim. Pembe Hanım benim için hazırladığı çeyizleri bir sandığa doldurdu. Ben de işlerden fırsat bulunca hazırladığım dantellerimi, kaneviçelerimi aynı sandığın içine yerleştirdim. Bir akşam komşularla
kendi aramızda bir kına gecesi tertipleyip ertesi sabah bir at arabasıyla 75 yaşındaki Baki Usta'nın evine gittim. Tabii düğünde davul dümbelek olmadı. Çünkü Baki Usta dul ve yaşlı bir adamdı. Ben yine de şikayetçi değildim. Başımı sokabilecek kendime ait bir ev bulduğuma seviniyordum. Benim yaşım kaç olabilir tahmin et bakalım kızım. Ben ne bileyim ya babaanne. 14'ünde ya vardım ya yoktum. Demek o kadar küçüktün. Evet. Bizim yaşlarımızda evlenirdi herkes. 15'inden sonra evlenenlere evde kalmış diye bakardık o zamanlar. Sen şimdi lisede okuyorsun. Ben senin yaşında bir yıllık evliydim. Baki Usta yaşlı ve sinirli bir adamdı. İlk günden bana bağırmaya başladı. Hatta bir seferinde damdaki eşeği sinirlenip onu kesmeye bile kalkmıştı. Elinden bıçağı zor almıştım. Yoruldum be kızım. Biraz sonra anlatayım. Lütfen babaanne, lütfen. Konuyu yarıda bırakma. Sana çay demleyeceğim şimdi. Ne olursun tamamını anlat. Beni merakta bırakacaksın yoksa. Peki anlatayım. Çay demlersen anlatırım deyip anlatmaya başladı. Baki Usta'nın hizmetini hiçbir zaman aksatmadım. Onun sırtımda bile taşıdığım oldu. Kocadan şikayet etmek yoktu o zamanlarda. Ona hizmet etmek kutlu görevdi. Allah'ın başka koca yüzü göstermemesi için duada bulunurdu kadınlar. Baki Usta'nın hizmetine tam 10 yıl bulundum. Benden hayatının sonuna kadar memnundu. O evi terk edip gidince yine yalnız kalmıştım. Evde yaşlı da olsa bir can yoldaşı şarttı. Pembe Hanım beni tekrar yanına almak istedi ama ben ona da yük olmak istemiyordum. Kocamdan sadece taslakır, kuru bakır bir ev kalmıştı. Ona da şükür. Konu komşunun temizlik işlerine giderek günlük nafakamı çıkarıyordum. Pembe Hanım eskiden olduğu gibi beni parasız bırakmıyordu. Eski sahibem beni tekrar evlendirmek için kollarını sıvadı. Daha önce beni yaşlı bir adamla evlendirdiğine belki pişman olmuştu. Bir kadının uzun müddet dul kalması kadar abes görülen bir şey yoktu o zamanlar. Çarşıya çıkmak çok zordu. Dedikodu yaparlardı. Dul olmak suçlu olmak demekti. Her şeyimizi evimizde yapar, çarşıdaki hazır şeylere pek muhtaç olmazdık. Bulgurumuzu, tarhanamızı kendimiz hazırlardık. Tarhana yaptığımız bir yaz günüydü. Pembe Hanım pek tebessümlü bir yüzle eve geldi. Koşarak kapıyı açtım. Onu köşeye alıp kendisine soğuk bir ayran verdim. Biraz konuştuktan sonra, Hatice, sana müjdeli bir haberim var dedi. Müjdeli haberin ne olacağını düşünürken sana hayırlı bir nasip bulduk dedi. Bu iyi bir genç ama fakir. Ben de fakirim. Fakirlik suç değil diye cevapladım. Yine bu konuları konuşmaktan utanıyordum. Yaşım 25'ti. Dul kalmaktansa evli olmak daha iyiydi. Bu habere çok sevinmiştim ama hiç belli etmedim. Bu cevabımı evet anlamında kabul eden Pembe Hanım, ikinci evliliğinin hazırlıklarına başladı. Bu senin deden İsmail Efendi'ydi. Dedenle de yine görücü usulüyle evlendik. Davullu dümbekli düğün yapıldı. Ben buna pek sevinmiştim. Daha önce sessizce evlenmenin acısını çıkarmıştık. Deden o akşam eve gelir gelmez, ben senden bir yaş küçüğüm dedi. Hem de ben daha önce kimseyle evlenmedim. Şimdi bir kızla değil de bir kadınla evleniyorum demesi benim bilincimi kaybetmeme sebep oldu. Kendimden geçip ben de kızı olan kızım. Benim senden hiç geri kalır tarafım yok diye bağırıvermişim. Dedem benden korkmuştu o zaman. Sonra bunu anlatırdı rahmetli. Bir daha da aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Birbirimizi kuburlar gibi sevdik. Tamam bir şey demiyorum deyip alttan almak mecburiyetine kalmıştı o gün. Baki Usta'nın durumunu kimseye anlatmamış. Bu duruma sabretmiştim. Deden de ilk gece kendisini üstün görmeseydi ona bile sırrımı açmayacaktım. Benimle beraber ölünceye kadar gizli kalacaktı bu sır. Anladın mı şimdi dedenle nasıl evlenmişiz? Allah sana da hayırlı nasipler versin de
Senin de devletini, mürüvvetini görelim. Aman babaanne, benim için bu dediklerin çok erken. Ben daha üniversiteyi okuyacağım. Oku kızım, oku. Ama namusunu oku. Millete, memlekete faydalı olmak için oku. Babaannemin çayını tazelemek için kalktım. Babaannesi gözünde o kadar büyüdü ki kızın. Bir abide gibi bakıyordu ona. Namusuna bu kadar düşkün. 14'ünde bir kızın. 10 sene gibi yaşlı bir adamla yaşayıp da kimseye sırrını sızdırmadan melek gibi temiz yaşaması. Ne büyük ahlak örneğiydi. Babaannesinin eline sarılıp doyasıya öpmek istedi. Bir gün bu fırsatı yakalayacak. Onun temiz ve kınalı ellerini öpecek, öpecekti. Babaannesinin o temiz elleri hala kınalı, hala eski güzellikte, taptazeydi.